Evet arkadaşlar kaldığımız yerden konularımıza devam edelim. AB 2C 4 basamaklı ve AB 2 basamaklı doğal sayılardır. AB 2C eşittir. AB artı 3291 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Şurada e, kısaca konumuzu şöyle bir hatırlayalım. 3 basamaklı bir sayı olsun ABC. Bunun çözümlenmiş hali. Bunun çözümlenmiş hali. Hangi rakam hangi basamaktaysa rakamla basamak değerinin çarpımının toplam şeklinde yazımı sayının çözümlenmiş halidir. Kısaca bir özet geçelim. Tabi biz standart formda çözümlemeyi farklı yollarla da ifade edebiliriz. 100A artı 10B artı C ifadesi bizim için BC 2 basamaklı doğal sayısına özdeştir. Bu da bir çözümleme şeklidir. Veya 10 çarpı AB artı C ifadesi de ABC 3 basamaklı sayısının çözümlenmiş halidir. İşte bunları sorularda farklı şekilde kullanacağız. Evet soruda bize verilen 4 basamaklı bir sayı var. AB 2C eşittir. AB artı 3291. AB 2C kaç basamaklı bir sayı? 4 basamaklı bir sayı. Eşitliğin sağ tarafında 2 basamaklı bir AB sayısı var. O zaman şu arkadaşı 100 çarpı AB artı 20 artı C şeklinde çözümleyelim. Yani standart formun dışında bir çözüm yapalım. 3291. Çünkü eşitliğin sağ tarafında da bir AB2 basamaklı doğal sayısı var. O zaman onu bu tarafa alabiliriz. 99 tane AB artı C eşittir. 3271 olacaktır. Burada AB sayısı 33. C sayısı da 4 seçilirse eşitliğin sağ tarafındaki 3271 sayısına ulaşılabilir. Dolayısıyla ABC toplamı 3, 3 ve 4 şartlarını sağladığı için doğru cevap C seçeneğidir. İki basamaklı AB sayısının sağına 5 yazıldığında oluşan 3 basamaklı sayı 2 basamaklı BC sayısından 797 fazla olacaktır. Buna göre A C farkı kaçtır? Evet, verilen sözel ifadeyi önce matematiksel bir denklem haline getirelim. AB 2 basamaklı doğal sayısının sağına 5 yazarak bir 3 basamaklı sayı elde ettik. 2 basamaklı BC sayısından da kaç fazlaymış? 797 fazlaymış. O zaman bu eşitmiş. 2 basamaklı BC sayısının kaç fazlasına 797 fazlasına. Evet burada çözümlememizi yapalım. 3 basamaklı bir sayı var. AB5 şeklinde. 100A artı 10B artı 5 eşittir. BC 2 basamaklı bir sayıydı. Bu şartı 10B artı C şeklinde çözümleyebiliriz. Artı 797'miz var bir de tabii ki. Eşitliğin sağ ve sol tarafındaki 10B'ler sadeleşir. 100A eşit olur. C artı 700 pardon artı 792 5'i diğer tarafa aldık. Eksi olarak geçti. Evet burada A'nın 8 seçimi C'nin 8 seçimi eşitliği sağlar. Eşitliğin sol tarafı 800 olur. Sağ tarafa da 800 olur. Dolayısıyla A'yı 8, C'yi 8 bulduk. Farkı 0 olacaktır. ABC 3 basamaklı bir doğal sayı X1 gerçek sayı olmak üzere A çarpı X 0.4, B çarpı X 1.2, C çarpı X 1 olduğuna göre ABC 3 basamaklı sayısıyla X sayı çarpımının sonucu kaçtır? ABC 3 basamaklı sayısıyla x gerçek sayısını çarpalım. Eşitlik çözümleme ile mümkün. 100a artı 10b artı c. Çarpı bir de x değerimiz var. Evet çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini kullanıyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü terimlerle eksi çarpalım. 100 çarpı a çarpı x artı 10 çarpı b çarpı x artı c çarpı x. Evet bir takım ifadeler bize verilmiş. Verilenlerle istenenler arasında bir bağlantı kuralım. Neyi biliyoruz? a çarpı x'i biliyoruz. Değer olarak kaça eşit? 0.4'e eşit. B çarpı x'i biliyoruz. Neye eşit? 1.2'ye eşit. ve c çarpı x'i biliyoruz. Onun değeri de 1'miş. Bu verilen ifadeler yerine yazılırsa 100 çarpı 0.4 40 10 çarpı 1.2 12 artı c çarpı x'e de zaten 1 demiştik. Dolayısıyla bu toplam sonucu kaç olarak bulunur arkadaşlar? 53 yani doğru cevap E seçeneğidir. Diğer bir soruya bakalım. 3 basamaklı MN4 sayısı K ile gösterilmektedir. Buna göre 4 basamaklı MN64 sayısının K türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi elimizdeki veriyle istenen arasında bir bağlantı kurmaya çalışalım. MN4 sayısı K imiş. Bizim için 3 basamaklı bir sayıdan 4 basamaklıya sayı geçiş bu sayının 10 ile çarpılmasıyla mümkün olur. Eğer bu verilen sayı 10 ile genişletilirse sayı 3 basamaklıdan kaç basamaklıya çıkar arkadaşlar? 4 basamaklıya çıkar. O zaman MN 40 şeklinde bir 4 basamaklı sayı elde edilir. Tabii ki bu kaç K'ya eşit olur artık? 10 K'ya eşit olur. Çünkü 10 ile genişletmek için eşit her iki tarafında da aynı sayıyla genişletme yapılır. Ama istediğimiz sonuca henüz ulaşamadık. Bizden istenen MN 64 sayısı. Bunun k türünden eşiti. Eksik var. Kaç eksik var? 24 eksik var. O zaman eşitliğin her iki tarafına 24 ekler isek eşitliğin sol tarafında artık elde etmek istediğimiz sayısal değere ulaşmış oluruz. Mn 64'tür. Evet bu da 10k artı 24'e eşitmiş. İşte istediğimiz sonuca ulaştık. Mn 6 4 basamaklı sayısının k türünden eşiti 10k artı 24 olarak bulunmuş olur. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Başka bir soruya bakalım. İki basamaklı AB sayısı rakamları toplamının x artı 2 katına, BA sayısı da rakamları toplamının x eksi 3 katına eşittir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Yine sözel bir ifade var. Bunları matematiksel bir denklem haline dönüştürelim. AB iki basamaklı doğal sayısı rakamları toplamının yani A ile B'nin toplamının kaç katına eşit olarak verilmiş? X artı 2 katına eşit olarak verilmiş. BA sayısı da 2 basamaklı BA sayısı da rakamları toplamının yine artı B dikkat edin yine artı B kaç katına eşit olarak verilmiş arkadaşlar? X eksi 3 katına eşit olarak verilmiş. Evet iki tane farklı eşitlik elde ettik. Bunlarda ortak çarpan oluşturabiliriz. Eşitliğin sağ tarafına bir ortak çarpan oluşturabiliriz. Bunu yapabilmemiz için eşitlikleri toplamamız lazım. Taraf tarafa bir toplama işlemi yapalım ki buradaki A artı B'leri burada oluşturabilelim. A artı B ile B artı A'yı toplayalım. A artı A, B sayısını 10A artı B, B A sayısını 10B artı A olarak çözümleyebiliriz. Eşitliğin sağ tarafında A artı B ortak çarpan oluşturur. O yüzden A artı B ortak çarpan parantezini alırsak şu iki arkadaşın toplamını yazacağız. 2x eksi 1'dir o da. Evet bu eşitliğin sol tarafında da bir takım düzenlemeler yapabiliriz. İkisi de 11 ortak çarpan parantezin alınırsa 11 parantezinde a artı b eşittir. a artı b parantezinde 2x eksi 1 olur. Evet a artı b'ler eşitliğin her iki tarafında da çarpım durumunda sadeleştirilebilir. Çünkü pozitif değerlerdir rakam oldukları için. O zaman buradan 2x eksi 1'in 11 olacağı aşikardır. 2x 12 ise x değerimiz kaç olarak bulunur? 6 olarak bulunur. İşimiz bitmedi tabii. X'i bulduk ama artı B toplamı oluşturmaya çalışıyoruz. Herhangi bir denklemde X gördüğümüz yere 6 yazıp sonuca ulaşmaya çalışalım. Mesela şuna yıldız diyelim. Yıldız denkleminde X yerine 6 yazıyorum. A, B eşitmiş a artı b çarpı x yerine 6 yazarsak 6 artı 2'den sonucu kaç olarak buluruz? 8. Eşitliğin sol tarafındaki ifadeyi çözümleyelim. Eşitliğin sağ tarafında çözümleme yok. Dikkat edin. Sadece çarpımın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği var. 8 artı 8 b Evet iki farklı bilinmeyen var. 8a'yı bu tarafa alalım. 10a'dan çıkarırsak 2a B eşitliğin diğer tarafını alalım. 7B. Evet 2A'nın 7B'ye eşit olduğunu bulduk. Rakamları kullanacağız demiştik geçen derslerimizde hatırlarsanız. O zaman bunu sağlayan ifadeler A'ya 2, B'ye 1 vererek oluşturulabilir. Dolayısıyla A'yı 7, B'yi 2 bulduk. Bunların toplamı da kaç olacaktır cevabımız? 9 olacaktır. Evet ABC, CAB ve 3XY 3 basamaklı doğal sayılardır demiş. ABC ve CBA farkını 3XY olarak vermiş ve X çarpı Y değerini istiyor. Şurada bir çıkarma işlemi var. Şurayı bir düzenleyelim. ABC eksi CBA'nın 3XY olduğunu ifade edebiliriz. çözümleyelim. ABC sayısını 100A artı 10B artı C şeklinde çözümledik. Eksi dedik. CBA sayısını ise 100C artı 10B artı A şeklinde çözümledik. Evet eşitliğin sağ tarafındaki ifadeyi henüz çözümlemedim. Dikkat edin. Orada bir şey gizli. 100A eksi A gelecek. 99A olacak. Artı 10B eksi 10B olacak. Gitti onlar. Eksiyi de atarak yazıyorum çünkü. C'den de 100C çıkarırsak eksi 99C'ye ulaşmış oluruz. Bu 3 x y şartı 3 basamaklı bir sayı eşittir. Eşitliğin sol tarafında ortak çarpan var. 99 ortak çarpan parantezini alırsak A eksi C elde edilir. Bu da 3XY gibi bir değeri eşit olur. Peki şimdi soru şu. Hocam niye 3XY'yi çözümlemediniz? 99 sayısını A eksi C gibi iki rakamsal ifadenin farkıyla çarpmış ve sonucu 3 basamaklı yüzler basamağında 3 olan bir sayı olarak bulmuş. Dolayısıyla burada A ve C'yi bulmamıza gerek yok. A eksi C farkının 4 olduğu aşikardır. Çünkü 99 ile 4'ü çarparsak ancak böyle bir sonuç elde edilebilir. E biz bu çarpma işlemini bir yapalım. 9 kere 4, 36, elde var 3, 396. Bakın eşitliği sağlamış olduk. Dolayısıyla X ve Y toplamını, pardon çarpımını soruyor. 9 ve 6 değerlerinin çarpımı Sorumuzun cevabını kaç olarak buldurur? 54 olarak buldurur. Evet x, ve ab iki basamaklı birer doğal sayı olmak üzere. x, ifadesini bir daire içinde göstermiş. Yeni bir kural tanımlamış. Bizim dikkat etmemiz gereken soru tarzlarından biri de bu arkadaşlar. Çünkü verilen kuralları soruya nasıl uygulayacağımız aslında tartar ÖSYM. E bu şekilde tanımlamış ve ab'nin daire içindeki gösteriminin değerini de 52 olarak vermiş. Bunun kare içindeki gösteriminin sonucunu istiyor. O zaman bu ifadeyi birinci, birinci eşitlikte yerine yazalım. A, B ifadesini eğer daire içinde yazacak olursak bu A artı 10B artı 20'ye eşit olur. Bunun sayısal değeri kaç? 52. E peki o zaman A artı 10B ifadesinin sonucu 32 olmaz mı? Bunu nasıl elde edebiliriz? Bu ancak B'nin 3, A'nın da 2 seçimiyle mümkün olabilir. Peki aslında bizden istediği şey şuymuş. Bunu kare içinde yaz. Kare içinde 23'ü şuradan oluşturabiliriz. Bunun kuralını şöyle yazalım. X yerine 2, Y yerine 3 yazdığımızı gösterelim. O zaman X yerine 2, Y yerine 3 yazacak olursak bu işlemin sonucu 100 çarpı 2 artı 3 eksi 50 olur ki bu 203 eksi 50'den sorunun cevabını kaç olarak buldurur? 153 olarak buldurur. KL ve MN iki basamaklı doğal sayıların toplamı 54'tür. KL ve MN sayılarının birler basamağı ikişer azaltılırsa KL ve MN çarpımı sonucu kaç azalır? Evet önce şu şartı oluşturalım. Söylediği şeyi yapalım. İki basamaklı bir sayının birler basamağını iki azaltırsak sayı 2 azalır. Aynı işlemi mn için de yapalım. mn iki basamaklı bir doğal sayının birler basamağını iki azaltmış olduk. Dolayısıyla bu işlemin sonucunun kl çarpı mn ifadesinin kaç azaldığını bulacağız veya sonucunun değerini bulacağız. O zaman çarpmanın toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanmak zorundayız. Onu bir açalım. Bu KL çarpı MN eksi 2 parantezinde KL artı MN artı 4 olarak ifade edilebilir. E peki bu ifadenin sonucu KL çarpı MN ifadesinin sonucunun kaç azaldığını göstermeyecek mi? Peki ne lazım bana şimdi? KL ve MN iki basamak doğal sayıların toplamı lazım. Vermiş mi? Evet. O zaman şurası bizim için kaç olarak bulunacak 54 e İşlemleri yapalım 108 artı 4 kl çarpı mn eksi 104 olarak ifade edilir. Bu işlem yapılırsa yani birler basamağı 2 azaltılırsa bu çarpım kaç azalır 104 azalır. Evet, AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Selim bir kitabın AB numaralı sayfasından okumaya başlıyor. 72 sayfa daha okuyunca BA numaralı sayfaya geliyor. Şu sözel ifadenin, şu hikayenin matematiksel bir ifadeye dönüştürülmesi lazım. Hangi sayfadan başladık? AB'den. Kaç sayfa okuduk? 72. Bu işlemin sonucunda hangi sayı elde ediyormuşuz? BA iki basamaklı doğal sayısını elde ediyormuşuz. O zaman bu ifade BA 2 basamak doğal sayısına eşit olacak. Bu arkadaşı diğer tarafa atalım. 72 eşittir. BA eksi AB. Bu tarafı çözümleyelim. 10B'den B çıkarsa 9B. A'dan 10A çıkarsa eksi 9A olacak. Parantez aldık. Evet şöyle bir eşitlik elde ettik. 9 sadeleştirelim her iki tarafı. O zaman B eksi A farkı kaç olmalıymış? 8. Bunlar birer rakam. Daha önceki derslerde söyledik dedi ki bunlar iki adımda çözülen sorulardır. Birincisi denklem oluşturmak, ikincisi rakamlar kümesini kullanarak değer vermek. Öyle iki rakam seçelim ki farkı 8 olsun. İki basamaklı olma şartına da dikkat edeceğiz tabii. Çünkü AB B iki basamaklı, B, A iki basamaklı şartını koşmuş. O zaman burada A 1, B de 9 olabilir. Başka bir şansımız yoktur. E, sıfır rakamı zaten veremeyiz. Dolayısıyla B, sayımız 91 olarak bulunur. Evet kare, üçgen, daire ve yıldız sembollerinden her biri farklı birer rakamı gösteriyor. Ve 1, 2, 3, 4 rakamlarla eşleştirilerek şöyle 3 basamaklı sayılar oluşturulmuş. Bu sayılar da 142, 213, 432 sayılarını elde ettirmiş bize. Buna göre daire ve üçgen, şey pardon yıldız toplamı kaçtır demiş. Şimdi sayıları şöyle yazalım. 142, 213 ve 432. Evet verilen eşlemelere bakalım. Sembollerin eşlemelerine bakalım. Sayılarda birler basamağı aynı olan iki tane sayımız var. 142 ve 432. E bakarız. Sembollerde de bu şart koş. O zaman karenin kaç olduğunu bulduk? 2 olduğunu bulduk. 213 şartını şöyle yazdık. Üçgeni 1 bulduk. Dolayısıyla şunun 142 olma şartı, şunun da kaç olma şartı vardır? 432. Eşlemelerimizi yapmış olduk. 213 142 ve 432. Evet ne diyor? Bu şartı oluştururken daire ve yıldız toplamını istiyor bizden. Dairenin değeri 3, yıldızın değeri de 4'tü. Sorumuzun cevabı yani toplamları kaç olacak arkadaşlar? 7. İki basamaklı bir doğal sayının sağına 5 yazılarak üç basamaklı x sayısı, aynı sağının sonuna 5 yazılarak üç basamaklı y sayısı elde edilmiştir. y x farkını 180 olarak vermiş. Bu iki basamaklı sayının rakamları çarpımı kaçtır? Evet, önce sayının soluna 5 yazalım. İki basamaklı bir doğal sayı seçeceğiz öncelikle. Keyfi olarak yazalım onu. AB diyelim ona. Soluna 5 yazdık. Y sayısını elde ettik. Sağına 5 yazdık. X sayısını elde ettik. Bunlar 3 basamaklı sayılar. Bunu niye yazdık? Çünkü neyi biliyoruz? Y X'i biliyoruz. Soruları çözerken çözümden uzaklaşmayalım. Neler lazım sonra göre hareket edelim. O zaman eşitlikleri şöyle taraf tarafa çıkarırsak 5 AB sayısından AB5 sayısını çıkarmak y eksi x'i bulmak demektir. Y eksi x'in sayısal değerini bana kaç olarak vermiş? 180. Burada bir çözümleme yapalım. 500 artı 10A artı B eksi 100A Eksi 10B, eksi 5 eşittir 180. Evet, rasyonel işlemlerimizi yapalım. 495 olacak burası. E, eksi 90A olacak. Eksi 9B olacak. Bu da 180 olarak ifade edecek. Bilinenlerle bilinmeyenleri bir tarafta toplayalım. 180 çıkaralım bundan. Bu 315 olur. Şurası 90 ay herhalde. Bunları da diğer tarafa alalım. 90A artı 9B. Evet eşitliğin sağ, sol tarafında 315 var. Sağ tarafında da bilinmeyen ifadeler var. Burada A ve B değerleri şu ifadeleri seçelim. A'yı 3 olarak B'yi 5 olarak kalırsak eşitliği sağlamış oluruz. Dolayısıyla bu iki basamak sayıya biz AB demiştik. A3, B5 seçilmiş oldu. Bunların rakamları çarpımı da yani cevabımızda kaç olarak ifade edildi? 15. Evet arkadaşlar diğer derslerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.